Arkadaşlar tekrar merhaba. Kubota yolculuğunda bir hava gerçekleştireceğiz. Rüzgarlı bir hava var. Bu havayı, açık havayı, güneşli havayı bekliyorduk. Tepe grubu yapacağımız süreç içerisinde. Yarın yine yağmur var. Önceki gün yağmur vardı. Böyle havayı bekledik. Beklememizle birlikte tabii biraz Nisan ayının ilk haftasına kadar sarktı. Şimdi tepe vurumunu göstereceğim size arkadaşlar. Bundan önceki videolarımda bahçe kurulmadan önce neler yaptık? Bahçeyi kurarken nelere dikkat ettik? Dikimi nasıl yaptık? Bunları daha önce videolar çektim. Yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar, fidanımızı diktik daha önce. Hereğimiz yanında. Hereğimizin dikkat etmesi gereken şey çok yakın yapmamaya çalışıyoruz. Fidanımıza zarar vermemesi açısından. Buradan çarparak gözlere zarar verebilir. Şimdi yan tarlanın sahibi dedi ki işte 1,5 metreden vur, 1 metreden vur, dizin üstünden vur. Arkadaşlar yukarıdan vurursanız, bunu kendi haline bırakırsanız bir karış boy atar. Yukarıdan tepe vurumu yaptınız. Daha sonra aptalları aldınız. En fazla 1 metre boy atar. Ama sert budama yaptığınız zaman, sert budama yapıldığı zaman 2 metre, 2,5 metreye kadar fidanımızdan boy alabiliyoruz. Şimdi sağlıklı gözleri saymamız gerekiyor. Şuna dikkat edelim. Gözlerimizi sayarken bazı gözlerimiz kırılmış olabilir, kuşlar yemiş olabilir. Yakınlaşalım. Şimdi mesela ben bu gözümü saymayacağım. Patlar patlamaz, belli olmaz. Bir gözüm burada var. Göstereyim şunu. Gel buraya. Bir göz. İki göz burada var. İkinci göz. İkinci göz ve üçüncü göz. Ben üçüncü gözümü beğenmedim. O yüzden dördüncü gözden yapacağım. Dördüncü göz daha sağlıklı geliyor bana. Bir göz, iki göz fark etmez arkadaşlar. Ben işimi garantiye alıyorum. Bir göz yukarıdan çapraz açıyla buduyorum. Kesiyorum ağacımı. Ne kadar yukarıdan keseceğim arkadaşlar? Hemen hemen bir parmak yukarıdan kesiyorum. Bir parmak kadar. Görüyorsunuz. Evet, fidanımızı kestik arkadaşlar. Keserken biraz zarar gördü ama bunu aşı ve budama macunuyla tolere edeceğiz inşallah. Arkadaşlar diğer videolarda da izlemiştirsiniz belki. Su tut sürenler var arkadaşlar. Su tut benim tahminimce tamam işe yarıyor ama hastalıktan koruma özelliği yok. Onun için ben gittim. Tarımsal ilaç satan yerden gittim şunu aldım arkadaşlar. 30 lirada fiyatı var. Aşı ve budama macunu. Sürülebilir su tutucu. Görüyorsunuz. Bundan da sürebiliriz arkadaşlar. Macun ve su tutucu özelliği var. Zannediyorum ki su tut biraz daha ucuz bir malzeme. Arkadan da biraz birisi zarar gördüğü için arkasına da süreceğim. Arkadaşlar çok masraftan kaçmadım. Alttaki göze de gitti, onu sileceğim. Çok masraftan kaçmadım. Ne gibi mesela? Gittim fırça aldım. Arkadaşlar bunun fiyatı 4 lira. 4 liradan kaçmaya gerek yok. Şunu sileyim. Gözü de koparmamaya çalışıyoruz. Zarar vermemeye çalışıyoruz. Zaten 1, 2, 3, 4 göz. Buna bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu patlar. Tamamdır. Şimdi diğer fidanlara geçelim. Her fidanımız arkadaşlar bu kadar kalın değil. Diğer fidanları da gösterelim. Arkadaşlar burada hakim rüzgar yönü bu taraf. Bu taraf. Bu taraf olunca derek biraz yamuluyor. Bunu fidanımdan uzaklaştırdım biraz. Birazdan çapasını yapacağım. Arada biraz ot var. İlkbaharın gelmesiyle birlikte otları da sürdüreceğim inşallah. Şimdi nereden keselim? Bakalım şimdi. Aşı yeri burası arkadaşlar. Bir göz. İki göz. Ama daha iri bir göz görüyorum. Şu. Bir de bu göz var. Bakıyorsunuz.
bu hereye geldiği için ben biraz bunu yüksekten keseceğim arkadaşlar. Çok sert budama yapmayacağım. Neden? Buradaki gözler çok ince geldi bana. Bir sıkıntı yaratırsa fidanımı riske atmıyorum. En azından iki göz burada var. Buradan kesmek istiyorum fidanımı. Bir parmak yukarıdan çapraz şekilde kestim. Aşı macununu sürüyorum. Arkadaşlar aşı macununu ağaçta çatlak vesaire hastalıklı bir bölge olursa oraya da sürebilirsiniz. Bu hastalıklardan da koruyor. Bu gördüğünüz macun. Bir ağacımıza daha gidelim. Şuna gidelim. Arkadaşlar illa 4 göz, 3 göz yukarıdan diye bir şey yok. Şuna gösterelim mesela. Bunun budamasını yaptık. Bunu tabii ki biraz sert budadım. 3 göz yukarıdan. 1 göz, 2 göz, 3. göz de burada. Orada var mı şu anda? Hatta 4 göz bırakmışım. Boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir karıştan birazcık fazla. Mesela buradaki biraz uzun bırakmışım. Gösterelim. Hoşunuza gitmeyen gözler olursa arkadaşlar, 1 göz, 2 göz fazladan bırakabilirsiniz. 1 gözüm burada var, 2 gözüm burada var. Bu gözümü saymıyorum, çok cılız. 3, şu gözümü bir yaklaşabilir misin? Bakın, bir şu göze bakın. Şu gözün güzelliğine bakın. Bir de şuna bakın. Ben bu gözü beğendiğim için kalın güzel geliyor. Bu patladığı zaman bunu geçecek. O yüzden ben yukarıdakini tercih ettim. Arkadaşlar hakim rüzgar yönü bu taraf olduğu için hereğimiz biraz eğilmiş. Bunu ağacımdan biraz uzaklaştırdım. Budamayı bitirdikten sonra biraz etrafını çapalayacağım. Geniş, daha geniş yapacağım. Güzel gelişim sağlamış. Gözler patlamış. Gördüğünüz gibi. Buraların her birinden dal çıkabilir. Dal çıkacak. Evet, sayıyorum şimdi. Bir gözümüz burada var. İki gözümüz burada var. Ama bu gözler beni ikna etmiyor. Şu göz güzel. Şu patlamış. Şu göz de güzel ama çok yukarıda olacak. Ya arkadaşlar bu konuda ya risk alacaksınız. Mesela şu göz çok ufak. Bunun gelişiminin çok iyi olacağını zannetmiyorum. Buradaki göz güzel ama biraz hereye geliyor. Bu da biraz hereye geliyor. Buradakiler arkadaşlar gözler böyle olabilir. Gel buraya gösterelim. Arkadaşlar ya kırılmış ya herek vurmuş ya bunu kuş yemiş. Buradan daha çıkmaz. Şuradaki gözüm çok güzel. Ya buradan vuracağım ya aşağıdan vuracağım. Ben buradan vuruyorum. Risk alıyorum arkadaşlar. Neden risk alıyorum? Yaklaşalım. Burada bir hastalık olabilir. Buradan yukarıyı kesersen bu açıklık büyüyebilir. Aşı macunu süreriz yine de. Bu açıklık büyüyebilir. O yüzden bu hereye gelecek. Biraz hereyi yana yatırabilirim böyle. Ya da şu tarafa yapalım. Arkadaşlar buradaki gözü bırakıyorum ben. Şunu bırakacağım. Neden? Gösterdiğim sebepten dolayı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bir parmak yukarıdan. 45 derecelik açıyla fidanımı kestim. Aşı macunumu sürüyorum. Su tut özelliği olan bir aşı macunu bu. Burada dikkat etmemiz gereken gözlere gelmesin. En azından kaçırdıysanız da silmeye çalışın. Çok aşırı olursa göz patlamayabilir. Arkadaşlar burada bir yarıklık var. Buraya da sürersem inşallah buraya da bir yararı olur. Evet. Buraya da sürdük. İlk tepe vurumunda dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Daha sonra etrafını açacağım. Bundan sonraki yapılacak şey ana dal bırakacağız arkadaşlar. Biz bunu kendi halimize bırakırsak buradan biz 3-4 tane göz bıraktık. 3-4 tane gözün hepsi birden patlarsa ağacımızın enerjisi 3-4 tane dala gidecek. Biz buna izin vermek istemiyoruz. Diğer dalları keseceğiz. Ne zaman? Mayıs sonu, Haziran başı gibi. Mayıs sonu büyük ihtimalle. Diğer dalları büyümeden kırmamız, koparmamız veya çok da kalınlaşmışsa kesmemiz, tek dala, lider dala bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.